Laps, laps, laps. Evet. Sarp Akkaya'da laps, laps, laps açılış yaptım. Gelsin. Bu programda açılış olmadığından yakınan insanlar için açılış yaptık. Evet. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor oyunculuk? Hayat nasıl gidiyor? Güzel mi? Güzel. Yani olabildiğince. Okey. Nasıl bakın sıcak sohbet. Böyle olur mu ya? Hadi aç aç bakalım okay, ne yazmışlar. Ben hiç baktım bulamadım. Söyledim sana. Laps Laps izledin mi hiç? İzledim. Loş sohbet. Tolga Çevik çıkıyor en üstte hocam. Tabii. Kusura bakma. En çok tıklanan herhalde. Evet. Senin o kadar keskin açıklamaların olmadığı için. Zaten Sarp yazınca da apat çıkıyor hemen. Valla mı? Evet. Ama altta da Akkaya var. Evet. Neler yazmışız ya? Söz dizisi, Mesut Süre bölümü, Tom Hanks, Instagram. Kim bilir niye böyle başlıklar. Bir ara böyle başlıklar atıyor. Saçların kısaymış. Şu an uzun mu? Benim mi? Senin. Ha, benim mi? Kendini laf mı sokuyorsun? Yok estağfurullah hocam. Bakalım neler denmiş. Bakalım abi. Şeye mi başlayalım? Bu hep soruyorum bu soruyu. En çok beğenilen yorumlarla mı yoksa en son yapılan yorumlarla mı? En son yapılan yorumlarla. Neden bu kadar net söyledin? Öyle geldi içimden. Tamam. Evet. Öncelikle ben bir açıklama koymuşum üstüne. Demişim ki küfürü biraz salmışım bu bölüm. Sansürleyesim ve atasım gelmedi. İdare ediniz lütfen. Çok güzel. Evet. Ne naif. Evet o zamanlar daha mı naiftik ya biz? Değil mi? Kanalın başları kibar davranıyorduk. Daha utangaçtın. Götü mü kalktı hayır, hayır. Özgüvenin arttı. Peki haklı mı? Kalkma yani artmakta. Haklı. Okey. Teşekkürler. Bazı bölümler gerçekten var. Şimdi sana göstereyim. Tamam ben bakmıyorum abi. Bazı bölümler gerçekten izlerken çok keyifli. İlginç bir şekilde bu bölüm beğendim. Niye ilginç sence? Ellerinize sağlık falan ofisler çok, kupalar çok güzel. Bunda bir şey yok. Evet yok. Yani sağ olsunlar. Teşekkürler. Meltem Özgen Demirdoğan. Sarp Akkaya. 10 numara adamsın. Sağ olsunlar. Ne abi bu böyle bunlar gitmez ama abi. Yani. Bunlar ama o sıralamaya göre de yapmadım. Demek ki iyi mi de yapıyorum? Arabanın anısı benim değil bölümün bayağı iyi. 48 ne başladı ki? Hatırlıyor musun? Bu şey süre veriyor. Burası çok komik. Arkadaşım benim arabamda takla attı. Hadi ya. Evet, o benim anımsa biraz. Senin arabanın anısı. Evet. Arabanın anısı, evet. Bir kere de Çeşme'de arabanın etrafında pazar kurulmuştu. Daha doğrusu ben pazarın ortasına arabayı bırakmıştım. O anı mı acaba? Herhalde odur yani. Arabayı... Çok iyiydi hatırladım. Pazar kurulan yere üstüne... Ulan ne güzel burada da her yer park yeri falan deyip gece bıraktım arabayı. Ertesi sabah pazar kurulmuş etrafında. Abi ben sürekli gidiyorum. Ozan hocam sağ olsun benimle araba aramak zorunda kalıyor. O kadar kötü yerlere park ediyorum ki mutlaka çekiliyor. Diyorum ki i̇şte. Burası bomboş lan buraya niye kimse park etmedi falan diyorum. Sonra, bir sebebi var demek ki değil mi canım? Abi sebebi ne biliyor musun? Buraya park edilmez diyorsun 6 olmasın. Bir kere çok kötü bir gün geçiriyorum böyle. İş görüşmesine gittim bir de BKM'ye. O da kötü geçti. Acayip böyle sinirim bozuldu. BKM'nin de önüne arabayı çekmiştim. Bir çektim araba da yok. Böyle hani dizlerin üstüne böyle... BKM'nin önünde araba girişi yok ki. Nereye çekiyorsun arabayı zaten yani? Orası yaya yolu yani. Ama cep var orada. Ya, ah be abi. Ceplere park edilmiyor muymuş? Hayır. Ama oraya nasıl park ediyorlar abi zenginler? Kendi otoparkı mı var orada? Hayır canım ödüyorlar onlar cezasını. Park ediyorlar yani. Ben de öderim ama çekiyorlar. İşte aldırıyorlar sonra onlar arabalarını. Sen gidip kendin alıyorsun. Aldırabiliyor musun? Zengin sen aldırırsın her türlü. Biz hıyar gibi de yanlışlıkla tabii oğlum sen kim? Dur bir dakika. Şimdi daha öncesinde tanıyordum ama tanımıyormuşum meğer Sarp Bey'i. Müthiş bir adammış. Şahane bölüm. Deli keyif aldım. Laps 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 da görmek umuduyla. Gördüler. Evet ama içeriğin kötü hakkını şey veremiyorum. Yok. Yani bir şey yok. Bazen oluyor bu. Ya kötü olmak zorunda değil de şaşıracağım bir şey mesela. İltifat dışında bir şey merak ederim yani. Şimdi bulayım mı? Lütfen. Kendi isteğiyle geldi diye bu kadar yorum yapmasaydın adama Caner. Gelen bütün konuklar terapi yapıyor artık. Şu adama kötü yorum yazmayın başka şeyler konuşabilsin. Kendimle ilgili ağlamışım sana da galiba. Ya bu da seninle ilgili bir şey bana değil galiba yani. Hiç üstüme alınmıyorum ya. Evet. Sarp'la ilgili bir şeyler bu. Programa geldikten sonra programı izlemeye devam ettin mi? Ettim. Peki mesela programa geldikten sonra programın yayınlanmadığı oluyor mu? Mesela şu anki programdan pek bir ümitli değilim artık. Olmuyor. Yani. Bir kere oldu. Ne oldu demek? Elimizde tutuyoruz. Kim? Ne demekse? Kim yani?
Yani, yeri gelmişken. O da bir laps laps. Bence güzel bir bölüm bu arada. Yakında koyabiliriz. Neden yani koyulmadı da yakında koyulacak? Çünkü orijinali çok tepki almıştı. Sonra laps laps'ını çektik. Ha, tamam anladım. Orada hani biraz toparlarız diye. O da sanki biraz iddialı bir bölüm oldu ama güzel. O da toparlanamamış yani. Ama bence çok güzel ama göreceğiz. Sana burada biri giydirmiş. Hadi bakalım. Full design mimarlık. Kaybedenler Kulübü 2 hakkında Sarp Apan yaptığı yoruma hiç katılmıyorum. Birinci filmde Tolga Örnek muhteşem bir yönetmenlik başarısı ortaya koymuştu. Doğru mu? Bilmiyorum, Sarp Apak diyor. De okuyorum gerizekalı. Estağfurullah. Ama, ama devamını da merak ettim. Ama bence Akkaya yazacağını Apak yazmış. Ya bir ne yazdığını anlamadım ki. Tamam ben de anlamadım. Sağlam konusu ve büyülü bir çekimi vardı. Kaybedenler Kulübü yolda maalesef konusu olmayan birbirinden kopuk sahneler ve anlamsız seks sahneleri. Bu arkadaşlar konu yok diye bir şey yok ya. Bu yorum benim en... Bu filmin konusu yok. Hayır, senin istediğin kadar yoğunluğu yok. Tabii ki bu konusu var her filmin. Sadece sana yetmiyor olabilir. Sen de mimarsın ya. Biz laf ediyor muyuz o binanın kolonları güçlü diye? Ya kaybedenlerle ilgili şöyle bir fikrim var. İlk filmle ikinci film arasında 10 yıl var. Ve bu 10 yılda o karakterlerin de dönüşümü var. Tamam. Ve üstelik ikinci film bir yol hikayesi. Yani yolla ilgili, kişinin kendi yolculuğuyla da çıkılan yolla da ilgili bir film. Ama insanların da şu beklentisini anlıyorum. İlk filmdeki gibi cool, sevişen, içki içen adamlar görmek istediler gene. Öyle olmadı. O da kimisinde hayal kırıklığı yaratmış olabilir yani. Sarp Akkaya, sana bu sefer bir eleştiri var hocam. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazırım. Ses ve karizma harika ama vücut çok zayıf. Evet. Ücretsiz danışman gibi değerlendir bu mesajı ve biraz vücut yap. Kol kasların sağlıksız duruyor. Tamam. Ok dedi. Çok uzun bir mesajı ok demeyi ben çok seviyorum. Katılıyor musun? Katılıyorum. Yani sen söylediğine katılıyorum. Yani kas yapmayı düşünmüyorum. Daha net bir cevap. Sana ne lan filan gibi. Hayır, ben öyle cevaplar veriyorum. Öyle enteresan senaryolar da geliyor bazen okuyorum böyle. İşte atıyorum. Murat yataktan kalkar üstü çıplaktır. Niye abi? Yani o vücudu görürsün diye mi yani? Yani... Evet. Tamam. Hocam, peki hazır mısın? Yapmasak... Murat'ı benim oynamama hazır mısın peki? Yani bana hiç öyle şey gelmedi hocam Allah'tan. Hop. Evet, Cambly için yine videoyu kestik. Çünkü Cambly'nin en büyük bahar indirimi var. %60'lık. Dev indirim. Bu sene evden çıkamıyoruz. Yurt dışına gidemiyoruz. Yani gidip rezil olma ihtimalimiz de düşük. Hazır evdeyken İngilizcemizi geliştiriyoruz. 2021'i İngilizcemizi geliştirmeye ayıracağız. %60 indirim sayesinde. Kapılar açıldığında, dünyayı gezmeye tekrar başladığımızda şov yapabileceğiz yani kısacası. Haftada yarım saatinizi bile ayırıp bayağı bir yol kat edebildiğiniz iddiası var. Ki doğru bence. Daha önce bir sürü hocaya bağlandık. Şimdi yine bir hocaya, bir konuşmacıya bağlanıp bu laps lapsımızın ömründen, vaktinden yemeyelim dedik. Ama burada daha önceki hocalarımız Alpaka Gay ile konuştuk. Bir tane felsefe konuşmuştuk bir adamla. Mükemmel insanlarla konuştuk. Alpaka Gay ile hala yazışıyorum ben arada. Türkiye gelirse görüşeceğiz. Gereksiz bilgiler. Türkiye gelirse görüşeceğiz. Çift olarak eşiyle birlikte ben de eşimle katılacağım yemeğe. Evet. Bu kadar. %60 indirim. Neyse 60 koduyla direkt %60 indirim alabiliyorsunuz. İstediğiniz her saatte, yani gece uyku kaçtı. Birbirleriyle İngilizce konuşayım. Okey. Bu da var. Her ülkenin saati başka. Girip her zaman online hocalarla karşılaşabiliyorsunuz. Mükemmel bir fırsat. Cambly'ye teşekkür ediyoruz. %60 indirim için neyse 60 koduyla abone olmayı unutmuyoruz. Unutmuyoruz. İlişki testine Rıza Kocaoğlu'yla gitmek istemese diye gülmüşler. Ben onu hakikaten istedim. Mesut hayır dedi. Yani normal. Niye normal? Rıza ile de bir ilişkim var. Bunun da teste girmesi söz konusu olabilir. Gerçi aynı kaçak hareketi ben de denemiştim. Bizi de şeye çağırmışlardı Müge ile. Ben bilmem eşim bilir. Topuklu ayakkabıyla Caner Bey. Elinizde boya kolili taşıyorsunuz. Çok isterdim seni öyle görmeyi. Yani çok özür dilerim Caner ama hakikaten bunu isterdim yani. Ne yalan. Müge cinnet geçirdi be toplantıda. Çok istiyorsanız eşinizle katılın. Yani Kanal D'deki adama. Dur ne? Ben de onlara şey teklif etmiştim. Ulan İstanbul'dan Kaan'la geliyorum. Evet. Olur mu şef yani de eşinizle hani eşinizle kavga edeceksiniz. Hadi o eş ki. Tamam yani ama ilişki testine Rıza ile gidememek nasıl bir ayrımcılıktır ya yani. Mesut'a buradan. Mesut Süre.
Abi izin verseydin de biraz da Sarp konuşsaydı neredeyse 10 anısını bölmüşsün adamın. Ha. Ne diyorsun bu konuda? Hep böldün. Ben değil çok mi? İzlerken güldüm ama yani. Benim ya çok ben, hoşuma gitti. Ben bunu gerçekten bak senin bölümünü izledikten sonra şey oldum kendimle ilgili. Abi dedim artık sus ya. Gerçekten çok sinirlendim. Ya ben öyle düşünmüyorum Engin abi. Engin Öztürk'ü aradım ben. Dedim ki senin arkadaşın bu adam sana bir şey söyledi mi? Bence çok ayıp oldu gibi oldu adama filan. Hiç olmadı. Katılmıyorum yani. Bak Kerem Fırtına diye bir arkadaşım var. Tanırsın belki tamam. Oyuncu. Kerem Kanal 7'ye bir belgesel yaptı abi. Ya bu kısmı bile yeterince komikken. Neyle ilgili? Gezi programı yaptı. Adı Gezebilsem. Gezebilsem diye bir program yaptı. 4 bölüm sürdü. Sonra kovuldu Kerem Kanal 7'den. Çünkü biz böyle çalışmıyoruz falan dediler. Adam şelaleyi tanıtmaya gidiyor. Kurumuş şelale tanıtamıyor. İşte bir meyve yiyip işte bu ağacı meyvesi dediği zaman köylü diyor ki o meyve değil çiçek. Format bu. Gezememek yani. Bence bir program yapamamak üzerine de gayet iyisin yani. Neticede sen bir talk showcu değilsin. Sürekli gülerek konuğunu eğleyen hani. Değilim. Değilsin abi tabii. O günkü problemim neyse onu konuğun üstüne boca edeyim. Evet. Bence tamam ya. Bence. Ama sen de çok talihsizlik oldu. O gün aidatı ödememişsiniz 6 aydır hatırlıyor musun? Ya kapıyı ben açtım onu yayınlamadınız ya. Yayınlamadım. Evet. O zaman biraz daha kendimi daha bir tık karizmatik göstermeye çalıştığım bir dönemdi. Yani en azından aidatı ödemediğimi seyirci görmesin diyordum. Artık hocam. Gelen konuk koyuyor. Görsün de seyirci gelen görmesin. Gelen konuk gördü de zaten program. Yani, bence çok iyiydi. Yani. Bence de his olarak çok iyiydi. Yani program çekiyoruz kapı çalınıyor. Sarp şaka olsun ya ben açayım diyor ve Sarp açtığı anda. Aidat borcu ile yüzleşti. Aidat borcu 5 aydır ödemediler falan diye şikayet evet. etti. Sonra ödedik hocam ama. İyi. Hala aynı ofisteyiz zaten. Evet ya sizin adınıza sevindim. Zor bir dönemdi o dönem ama iyi atlattık diyelim. Evet. Evet. Sarp Akkaya dünya çapında bir oyuncu. Doğru mu? Yani bilmiyorum abi. Yani olabilirdi. Hayır kim ama söylüyor bunu mesela yani? Arap ülkelerinde ünlü müsün hocam? Ya Arap ülkelerinde. Ünlü mü değilim de tanıyan vardır yani. Yürürüm ben her yerde yürürüm. Peki 20 tane Arap coğrafyasına hayranı seninle buluşmak istese, yemek yemek istese fiyatın nedir? Buradan duyuralım. Bilmiyorum. Öyle bir fiyat olduğunu da bilmiyorum. Öyle mi oluyor işler evet. yani? Bir dakika. Milyona falan yer var. 1 milyon. İyi bir... Yüzü attı. İyi bir rakam. Yani o fiyata ben de yemek yerim. Kaç kişiyle? Ben bana 5 kuruş para vermiyorlar. Her gün o aktiviteyi yapıyorum yani zaten. Ama hiç seni tanımadığın insanlar. 1000 kişiyle yerim. 100.000 kişiyle de yerim o paraya ben yemek. Ben de yerim. Her türlü yerim abi. Çok samimi bir bölüm. Peki. Sarp'ın fıkraya tepkisi. Ben fıkra mı anlattım ya? Ya inşallah anlatmamışsındır. Baksana dakikasını yazmış. Fıkra ne ya? Çok korktum. Ha şu. Hatırladım. Ha. Bana Siri'yi pazarlıyordun. Açık olsun lütfen demiş garson hangisi açık olsun diye sormuş. Komikmiş bence. Kanka sesine gel. Bu nasıl bir programmış ya? Ben bunu bir daha izleyeyim. Bir daha izle. Hocam iyi yaptım. Yani laps lapsa da gelmen ilginç. Ya yönettiğin işte oynuyorum. Hala beni yadırgayamazsın yani. Ya bir iki gün sonra sete çıkacağız. Kostüm provasına gelmişken laps laps çekeyim mi dedim. Olaylar bu şekilde gelişti. Evet. Sarp da ne desek evet diyor. Ya benim bilmediğim bir şey var. Ya bana acıyor. Bu çocuğu kırmayalım diyor. Sana ya mı yürüyorum acaba? Ya da çok gizli iyi bir gizli insan gerçekten. Söylenen. Niye bunları yapıyorsun? Ya ben keyif alıyorum. Gülüyorum, eğleniyorum. O hoşuma gidiyor. Ne yapayım diyor yazık adam. İyiliğiyle yargılıyor beni. Bu bölümden itibaren sanki konuklar programın gücünün ve yarattığı etkinin farkında olarak gelmeye başlıyorlarmış gibi bir his uyandı bende. Kendileri gerçekten ifade edebilecekleri bir yer görmeleri beni neden mutlu ettiyse başkası adına mutlu olmak böyle bir şey. Böyle mi hocam? Bilmiyorum bu bölümden sen itibaren. Sen kendin gelmek istedin ya ilk oydu. Hı-hı. O yüzden diyor. Hani burada bir şey anlatabilirim ben, derdimi anlatabilirim deyip geliyor. Ha yok değil. Ben dert anlatmaya gelmedim açıkçası. Bence de. Sen öyle bir geleyim. Ben hani babamı görmeye geliyorum Kadıköy'e gelmişken Cener'e bir uğrayayım tadında. Buradan bugün çıkınca da babama böyle gideceğim ben. Oha ben de var niye her dediğini yapıyorum. Sarp Akkaya psikologlarla ilgili güzel yorumlarından da bir kez daha hayran kaldım. Caner Bey kafe psikologları ile ilgili görüşleri. Ben niye o programı hiç hatırlamıyorum ya? Ne hangi diyorsun program sen psikologlarla ilgili? Ben yaşam koçlarını şeyim. Psikologlar değil evet o yaşam koçlarını. Psikologları savunduğum için muhtemelen. Ha okey. Sarp abinin sesi inanılmaz be. İzleniliyor, izleniyor. Sesi izleyen biri.
Sessiz'i izlemiş. Ama yani diğer programları izlerken içimden çok iyi demiştim bunu görene kadar. Çok 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 bayağı bayağı seviyorlar seni. Enteresan. Yani sağ olsunlar. Şundan enteresan diyorum. Çok iyi programlarım var. Yani benim konuk olduğumdan daha iyileri var yani. Kim var mesela? Tolga Çevik var. İyi programdı yani. Değil mi? Bence öyleydi. İki usta komedyen karşılıklı atışması. Cümleden ikiyi çıkarırsan daha oturaklı oluyor. Usta ve komedyen de belki. Usta komedyenin gibi. İki kişinin atışması mı? İkiyi çıkar abi. İki çok o cümle. Yok mu? Tolga Çevik. Talk Show Eksen'de. Evet. Ben bu, yani bu arada hani tanışmıyoruz. Tanıyorum ben tabii ki ama çok usta, yani büyük bir usta olduğunu düşünüyorum. Yaptığı işte. Ben de öyle. Benim olduğumu düşünmediğim için sen onu değiştirdin. Evet. Maidenin altın günü. Bir de iyi bir şey söylüyor artık. Maidenin altın günüyle ilgili dur iyi bir şey buldum. Onu hayatımda sen ilk defa okuyayım mı? Evet. Maidenin altın gününü açıkçası ben TV'de izledim. Annemlerle ve bayağı güldük. Eğer daha çok sinema takip eden biri olsaydım sinemaya gidip orada izledim. Ya bu... Daha çok sinema takip eden biri olsaydı gitmez o filme. Ya kendi kitleni görüyorsun değil mi? Gördüm. Ama bu ilk. Ya senin kitlen de sinemaya gittiğinde mesela seni seviyor olacak. Öyle düşün. İnşallah. Sinema tekrar açılırsa elbette. Evet. Açılacak mı sence? Açılacak abi. Açılacak ama eskisi gibi olmayacak bence. Yani. Bence de. Ama belki işte sen ve dostların... Evet. Sinemayı canlandırabilirsin. Dostlarım lobisi. Canlandırmıştı çünkü bir sene önce. Aras Bulut. Ha, evet. Benim öyle bir şeyim yok ama. İddiam mı? İddiamda, gayemde hiç sinemayı canlandırmak gibi bir emelim yok yani. Hocam biraz herkes elini taşın altına koyacak. Sadece sinema salonu sahibi. Oynuyoruz işte daha ne yapalım yani. Doğru. Burada sana bir şey diyorum. Sen de geriliyormuşsun. Gibi geriliyor muyum? Bir iddia var. Gerildin mi bu programda? Yok. Bana gıcık oldu mu? Hayır abi ben kendi... Fenerbahçe'den özür dilediğimi hiç unutmayacağım yani. Eşim yerine. Abi evet ondan futbol olayını... Ne bu şey... Mesut'un programında bir şey sorulmuştu. Ha, kamera evet. Döner falan işte eşinle sana dönse ne yapardın? Ben de çok yaşa Fenerbahçe diye bağırırdım dedim. O sonra da... Pişman mısın? Hayır canım ne pişman. Hocam futbolun eski gücün olmaması hakkında hislerin ne? Futbolla eskisi kadar ilgilenmiyorum. Sen yani. De. Sen de ilgilenmiyorsan kimse ilgilenmiyordur diyebilir miyiz? Ama şunu yani şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe ile değil futbolla ilgilenmiyorum. Fenerbahçe. Ha, bugün de buraya gelirken gene üzerimdeki tişört Fener'den bir tişörttür yani. Fenerbahçe benim için çok önemli. Benim için de. Futbol. Futbolla o kadar ilgilenmiyorum. Niye hocam? Sinemadan elini ayağını çektin. Futboldan çekmedim ya. Sinemadan elimi ayağını. Ben oynuyorum. Mecra'ya siz karar veriyorsunuz hocam. Yani tamam. Dijitalin oraya buraya. Ben seni bir şekilde kızdırabileceğimi düşünüyorum ama olmuyor. Oh en sevdiğim şeyler, yorumlar. Kardeşim benim. Vallahi adamı konuşturmadın. Azıcık sussaydı ne olurdu bu bölümde? Vallahi sıçtın. Sarp gibi oyuncuların anılarını dinleyemedik sayende. Çok sağ ol. Oh böyle yorumları seviyorum işte. Sabah kalkınca bunu okuyacaksın böyle. Bir kendine geleceksin. Eskiden yani. Yatmadan okuyordum. Böyle aşırı sinirli ve stres oluyorum. Şimdi hiç sallamıyorum. Ama doğru bir de haklı yani. Bu çok doğru. Niye uyarmadın peki o zaman benim programda? Ne diyeceğim? Sus da ben de bir anlatayım gibi. Kibarlık mı? Kibarlık tabii. Ama içinden geçti. Tabii, i̇şte tabii. Yapmamak lazım kibarlıkları hocam. Yo yapacaksın sonra laps 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 olacak. Geleceksin orada yüzüne vuracaksın yani. Ulan hani... Doğru konu da böyle bir alan tanıyor. Yani. Doğu Demirkol da ödedi. Benim arkamda Ahmet Rıfat Şungar'la konservatuar konuşmuşsunuz dedi. Bence çocuk çok iyi. Çocuk. Geleceğim laps laps'a hazırlanıp geleceğim dedi. Geldi mi? Gelmedi daha. Hemşirelerin ayaklanmasına benzer bir anı. Yok tamam. Abi mali müşavirleri de iki çift laf eder misin bir bölüm? Niye? Kime ettirmiyorum. Eder misin? Yok kimseye etmedim de. Bana demiş olabilirler. Mali müşavirlerle ilgili şöyle bir yorum yapmak istiyorum sadece. Bir işe giriyorsanız o işin o alanında iyi olan bir mali. Hani şey demeyin ya babamın bir arkadaşı vardı mali müşavirlik ya onunla çalışayım. Hayatın kayar yani. Kesinlikle. Sadece bundan uzak durulmasını öneriyorum. Evet ben de dürüst mali müşavirlerle çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Dürüst ve yetkin. Evet dürüst ve yetkin. Ya da ikisi tek tek de olur. Türkü Turan konuk olarak gelmeli. Doğru mantıklı.
Çünkü neden olmasın? Çünkü evet, oyuncu, sevdiğimiz eski bir arkadaşım. Tabii. Gerçekten eline vereceğiz şakası yaptınız mı abi? Ne bu be? Yaptım, ben yaptım bunu. Mesut'un yaka mikrofonu olmuyor, eline verelim gelince falan. Olsun. Oluyor ya, kötü şaka yapılıyor. Kötü şaka, iyi kötü şaka vardır yani. Hı. Mesela şu an ben tanık olmadım ama Çukur Seti'nde Necip Memili ile ilgili bir efsane dolaşıyor yani. Ben kesinlikle tahmin ediyorum. Drone dolaşırken çekimde yukarı drone'a bağırmış. Drone, siz kardeşsiniz diye. Ya bunu yapmış abi. Bence kötü değil. Bence bu kötünün iyisi. Yani iyi kötü şaka dediğim. Yetkin dikinciler hep böyle şaka yapar. Evet. Değil mi? Tabii. Çok güzel. Ben çok severim. O da... Bazen de duyarım, aa tam yetkin şakası diye. Tabii. Doğru. Müthişti. Ben çok gülerim yani. Drone siz kardeşsiniz bence okey ya. Bence geçer. Soğuk Savaş'ta yapsak gülersiniz. Soğuk Savaş'a gittin mi? Yok, gitmedim. Soğuk Savaş'a gidecek bir işim olmadı. Oraya hani işi olanlar gidiyor ya. Evet, biraz tanıtım için. Bağlarız ya arkadaşlarımız. Hadi bakalım. Caner izledikçe sevilen bir tip. Ulan şu tipi seveceğim hiç aklıma gelmezdi. Çok iyi. Ya abi aynı fikirdeyim hemen hemen ya. Yani. Tipini sikeyim dedirten bir tipim var. Var. Diyorlar ama fiziksel olarak. Gerçekten yani, bu cümleyi sokakta yürürken duymuşluğum var. İçeriğini bilmiyorlar. İnsan sevmediği birine böyle bir şey demez. Ama zaten tipini sikeyim diyor. Yani sorunun tipim ne? Sen beni çok sevip gerçekten yine böyle de bir şey istemez sikeyim diyebilirsin. Yani. Yok demem. Bir kere küfür zaten hoşlandığım bir şey değil. En azından kayıttayken. Tabii. Ya senin bu ekran personel çok profesyonel. Ben yanında beni elime... Ya saçmalama. Çocuk gibi kalıyorum haberim. Evet doğru falan filan diyorsun. Caner Bey'in muazzam zorlamalarına bile taviz verilmedi. Şahane bir konuk. Arada yaptığın dövme şovları da gözümden kaçmadı. Ha, dövmeni ters yaptırmıştın sen galiba. Şöyle bakınca mı görünüyordu, böyle tutunca mı görünüyordu? Ters de yaptırmadım aslında. Ayakta durunca düz duruyor. Bu mudur tersi yani? Bilmiyorum. Yani kime göre, neye göre? Trafikte yaptırmıştım. O yüzden trafik var. Normalde izliyorum ve beğeniyorum. Devamını da bekliyorum. Ancak bu bölüm diğerleri kadar ilgi çekici olmamış. Konukla mı alakalı acaba? Net. Bak, bence çok iyi. Net konukla alakalı. Diğerlerini beğendiyse ve bunda bir sorun varsa... Hocam frekanslarınız uyuşmamış diyor. Bizim, senle benim mi? Evet. Doğru söylüyorsun. Diğer şey katılıyorsun abi. Cem sen. Seyirci bu kadar değerli bir şey değil. Onlar bak, seyirci bizi yaratmıyor. Biz seyirciyi yaratıyoruz. Benim böyle bir iddia var. Seni biz yarattık. Hayır, ben sizi yarattım. Bu 207 bin kişi, ben program yapmasam bir araya gelmesi mümkün olmayan bir 207 bin kişi. Haksız katılmıyorum, mıyım? Haksızsın. Bir insan bir insanı evladıysa yaratabiliyor. Onun dışında öyle bir gücü zor yani. Hayır, şuna gıcık oluyorum yani. Biz seni izliyoruz bilmem ne. Lan yani, biz de program yapıyoruz, izliyorsun işte yani. Tabii ki. O 207 bin kişiyi mesela Yenikapı'da toplayalım mitingde. Yenikapı'da neyse ne mitingi var. Evet. Ya muhteşem lan. Muhteşem. Neyse ne. Evet. Bir kitle toplandı. Şimdi o kitleyi ben yaratmış olmuyor muyum? Olmuyoruz. Onlar mı beni yaratmış oluyor? Kimse yaratmış olmuyor. Bir kitle... Hocam sen herkese bu kadar saygılı olamazsın. Ya saygıdan değil, yaratmak ne abi yani? Ben mesela şeye de kıl olurum. Evlat sahibi olmak. Ya hayır, bir çocuk... Hayır, sahibiyim ya. Yani öyle değil ya. Ozan hocamın bir lafı vardır. Çocuğun değeri şu zaman anlaşılır der Ozan, sevgili Ozan Güler. O çakmağımı unutmuşum, git getir dersin ve getir. O anda çocuk yapmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlarsın der. Tamam. Mesela bunun yerine maaşlı bir asistan da tutulabilir. Ama ve... bedava çocuk. Ama sorumluluğu yok asistanın. Yani maaşını, sigortasını yatırıyorsun ve asiste ediyor seni. Üstelik hayatına da normal bir şekilde devam edebiliyorsun. Evet. Gece uyuyabiliyorsun, sabah kalkmayabiliyorsun. Şu an iade edemeyeceğin... Çocuk yapacağım asistan mı alsaydım? Onu mu demek istedin? Çocuk için daha iyi olurdu. Bak, programda bana karşı da saygılıydın. Şimdiki bu hırçın tavrı yoktu. Aa, hiç hırçın değilim ya. Evet, Bambi'yi protesto eden bizdendir demiş. Protesto mu ettik? Ettik Bambi? Evet. Bizden, evet. Ben bir kere ama Bambi'de çocukken, ortaokuldayken, içinde yeni o gün aldığım CD writer, belki 50 tane boş Prinko CD ve PlayStation olan çantamı Bambi'de unutup iki filme üst üste sinemada gittim. Gerizekalı görürken benim çantam nerede? İki film birden. Dedim yok değil. Alkazar'da gitmiştim. Tamam. Ve Bambi'ye gittim. Çalındığından %100 emindim. Oradaki garson içini bile açmamış. Beyefendi bunu burada unutmuşsunuz dedi. O günden sonra da bir bağlılık geliştirdim Bambi'ye. Oradaki çalışana bir bağımlılık geliştirmeni tavsiye ederim. Doğru. O düzgün biriymiş. İyi biriymiş. Her şeyin bu kadar doğru
Yahu değil, fikrim bu. Doğru olmak zorunda değil. Benim fikrim. Hayır ama doğru. Dokunma fikrime. Ama doğru. Dislike gereksiz olmuş, program iyi. Dislike mi var? Aa, onlara da bakalım. Hocam şöyle bir yorum var. Bunu kusura bakma, biraz saldırgan bir yorum ama. Tamam. Arkadaşta kel siniri var. Çok güzel. Ya sinirin bu kadar güzel tanımını. Kel siniri diye bir şey var bence. Demek ki evet. Saçları kıskanıyorlar çünkü. Serkan Altuniye'den biliyorum. Saçlı biri görünce daha kötü davranıyor. Aa. Evet. Kel de mesela daha böyle arkadaşça. Saçlı biri görünce böyle biraz daha gıcık davranıyor. Kel sinirine katılıyorum abi. Kel siniri diye bir şey var. Yani kele yakışan bir sinirden bahsediyorum. Kele yakışan bir sinir daha iyi duyuyor. Var öyle bir şey. Niye? Neden? Sinir mi kelleştiriyor acaba? Kel mi sinir yapıyor? Kellik sinir yapar. Öyle mi? Belki. Üşütür de sinir de yapar. Üşütür. Biri Instagram'dan sormuş bana kel olmak nasıl bir his diye. Serin dedim yani. Ama yazında? Serin yani genel olarak kel. Yazında yanmıyor mu kafa? Pişmiyor mu hocam? Ya önlemini alıyorsun, pişmiyor yani. Bomboş soru. Sarpakkaya kellik soruyor. Tam bana yakışan bir program oldu o zaman. Estağfurullah, bana da. Sansürsüz ve ayarında küfürlerle devam Sayın Kamer Özburtlu. Hüseyin Kaan Öztürk demiş ki ortam bir ufak gerildi mi? Öyle görülüyor değil mi? Öyle zannediyorlar hep. Biz abi geriliyoruz zannediyor. Laf sokmanın bir şeyi var. Eğlencesi var. Aynen. Bunu Bartu'yla konuştuk geçen. Özellikle Bartu'yla olan programımızı çok gergin zannediyorlar. Ama biri laf atınca sen de ona bir karşılık bulasın geliyor. Hayır, komik bir... değil mi abi gerginlik zaten? Yani... Ben gerginliğe bayılırım yani. Çok severim. Kominski metodu izledin değil mi? İzlemedim. Lütfen izle. Yani Alan Arkin'in çok büyük bir oyunculuk sergilemiş zaten adam ama. Çok iyi oyuncu ya. Yani o gerginliğe bir insan, ben bir gerginliğe bu kadar gülebilirim. Yani çok komik çünkü yani. Görmedim. Bir sahneyi sadece söyleyeceğim. Eşi ölmek üzere, o yüzden Alan Arkin'in en yakın arkadaşı Michael Douglas'ı çağırıyor. Konuşma yapacak. Alan Arkin diyor ki niye bunu çağırdın? O da diyor ki çünkü senin en yakın arkadaşın. Hayır, benim en yakın arkadaşım bu değil diyor yani. Başka bir... Çok iyiymiş. Ya bu muhteşem. Bunu 80 yaşında bir adamdan duymak hele daha başkasından güzel. Başkasından yani. Da duyamazsın zaten ama. O gerginlik. O isteğin yok mu? Var. Olmaz olur mu? Yere sıçacağım böyle. Ya inşallah yaşlanabilirim. Hayat bana onu gösterir ve oynayabilirim öyle bir. Yani huysuz bir adam oynamayı çok... Huysuz bir yaşlı oynamayı çok isterim yani. Ben de çok isterim. Huysuz... Çok komik genç abi. Genç oynamaktan sıkıntı. Ya huysuz genç antipatik bir şey. Huysuz ihtiyar evet. Çok izlenesi bir şey yani. Okey. Ya bu Mr. Daisy öldü bence ya. Harbiden öldü niye? Bence. Bu bizim bütün yorumlara geliyordu. Ara Taşak Bey ismini takmıştı bana. Bu senenin başında yorum yazdı. Abi ben korona oldum bir süre izleyemeyeceğim diye. O günden beri de yok. Ulaşmayı denediniz mi hiç? Yani nasıl ulaşacağız bilmiyorum. Bütün yorumlarımızı, bütün videolara geliyordu. Bana bir kere Instagram'dan yazdı. Ben Mr. Daisy'im diyeyim. O hesap kim bilir kimindi falan hiç hatırlamıyorum. Harbi bir şey oldu galiba ya. Çok komik. Ben kesin düşerdim peşine. Nasıl düşer ki? Ya bilmiyorum işte sorardım. Soruştum. Bakayım en son neye yorum yapmış. Öyle bir şeyler yapabiliyor musun? Dur. Porçay. Abi kesin bir şey oldu bu çocuğa ya. Harbi üzülüyorum lan. Tavşan vardı. Hep böyle bir laf sokuyordu. Çok da komik laf sokuyordu yani. Ya mesela gelen iltifat çok hoş tabi de. Çok sıkıcı. Ya üzücü bir tarafı. Yani lan sen normal standart bir adam olmaya çalışıyorsun ve bu çok kıymet görüyor. Evet. Ya bu kısmı üzücü. Benim öyle olmuyor. Çünkü sen o kadar kıymet görmüyorsun. Evet. Bir de o kadar düzgün de değilsin. Adam yani açık açık konuşalım. Yok, kötü yorumları bence tüketmiş olabilir. Kaç tane yorum vardı? Onu yukarı kötü çıkardım. Yorum okumadın ki. Aa, okumadım. Kel siniri var. Seninle ilgili. Kel kötü bir şey değil, kellik arkadaşlar. Bir sürü şey anlatıyordum. Hiçbirini bitiremedim. Bu cümle tüm bölümlerin özeti. Sen söylemişsin. Tabii. Tabii diyor. Bir de dolmadım diyordu demin. Tabii. Caner o kadar eğlenceli ve şekersin ki bayılıyorum. Gerçekten var bu yorum. Ortam bir ufak gerildi. Ben oraya geldim. Gerildiniz mi? Bak yine var. Abi öyle değil işte. Aslında gerilmedik. Ya ben gerilmedim. Caner gerilebilir. Asus'tu, ben de gelmedim. Asus da adam konuşsun. Yanlışlıkla edit bozulmuş gibi. Tam lafa giriyor, atlıyorsun ama güzel bölüm, sevdim. Caner'in bazı şeyleri aslında biliyor ama bilmiyormuş ya da tam olarak doğru hatırlayamıyormuş gibi davranan ve dışarıdan bu sayede kendini cool gösteren bir tarzı yok mu? Ya bir şey hatırlamamak niye cool olsun? Bu bana çok yazıyor. Ha, hatırlamıyorsun Aytaç Işın'ın rolünü falan diyor.
Kero, Meko, Keko bir şeyler söyleyip duruyorum böyle adı neydi falan diye. Ya bununla niye mesela cool olayım ki? Mesela harbiden hatırlayamıyorum. Hayır, senin bunu kabul etmen cool görünüyor. Öyle mi? Neyse o abi diyor olmak cool. Sen ne dedik kanalın adı i̇şte. Yani. E o cool değil mi yani? Serkan Narin. Duyar kasmış. Bayılırım Duyar'a. Şu ayrıştırıcı dil muhabbet, dil ve muhabbeti derhal usulca yere bırakın. Her videonuzda görüyorum bunu. Yaşadığınız toplumun cehalet seviyesine saldırmak yerine kabullenip iyileştirmek için harcayın. Mesleğiniz elverişli bu çaba için. Sanat için sanat yaparsanız, sanatınız varsa da bu muhabbetlere girmeyin. Sana ne lan Serkan Narin? Bu ne abi? Onu yapmayın, beni yapmayın. Sen ne yapar? Ayrıştırıcı olmayın deyip. Deyip sanat için sanat yapasınız varsa da bunu muhabbetine etmeyin. Sen kimsin ya Serkan Narin bakayım. Motosiklet, kitle kayıt tamiri. Kaliteli de adam çıktı. Kötü olduk. Kayıt. Kayıt sörfüden yapıyor. Niye? Çünkü kayıt yapanlar kaliteli insanlar. Adı yine ayrıştırıcı. Yine ayrıştırıcı yaklaştım. Laço tayfa, Hicaz dolap bilmem. Sanat sanat için. Sanat herkes istediği için, istediği amaç için yapar ya. Buna da onun için mi, bunun için mi? Senin için nedir hocam? Kimin için sanat hiç, yapıyorsun? Ben hiçbir şey için. Ben sanat da yapmıyorum. Ben şu konuda çok netim ya. Ben bir sanat dalı olan oyunculukla ilgiliyim abi. Sanatçı değilim. Sevdiniz mi? Nasıl peki bu esmer kel adam hoşunuza gitti mi? Yani sinir var biraz ama iyi oyuncu. Tefo'yu çok iyi canlandırmıştı. Ben hatırlamıyorum. Tefo muydu? Pepo muydu? Çok teşekkür ederim. Pepo. Pepo, Pepo. Çok üzülüyor. Bitti mi? Pepe. Görüşürüz. Laps, laps, laps. Bitti. Konuk gitti. Bence gayet temiz. Bence de. Laps, laps, laps.